İlk join örneğimiz olarak inner join'i inceleyeceğiz. Bunun temel nedeni de aslında inner join'in en çok kullanılan join olması. Burada inner join ortadaki örnek oluyor. Bu ortadaki alan bizim inner join örneğimiz. Burada şimdi inner join neden kullanılır? Öncelikle grafik üzerinden bakarsak A ve B tablosu, yani sol ve sağ tablo ya da birinci ve ikinci tablo, bunlar beyaz ama ortada kesişen alan özellikle renklendirilmiş. İşte bu alan inner join ile elde edilen veriyi temsil ediyor. Nedir bu? Mesela bununla ilgili aslında daha önce temel olarak anlatırken ben employee ve yani çalışan ve departmanlar tablolarını örnek vermiştim. Bu üzerinden gidersek şöyle diyebiliriz. Bir çalışanlar tablomuz var. Bir de departmanlar. Şimdi her çalışan bir departmana bağlı mıdır, değil midir? Teknik olarak değildir. Çünkü genel müdür mesela, yani müdür, mesela finans müdürü finans departmanına bağlıdır. Ama genel müdür bir herhangi bir departmana bağlı değildir. Bunların üzerinde bir yöneticidir. Departmanların üstünde. CEO da CEO, chief executive officer mesela, bu da genel müdürün de üstündedir aslında. Bunların hiçbiri, bunların ikisi de mesela herhangi bir departmana bağlı olmadan çalışırlar. Şimdi bunlar veri tabanında tutulacak, genel müdür ve CEO. Bunların ama herhangi bir departmanı olmayacak. Departman karşılığı null olacak. Çalışan bilgilerine baktığınızda tabloda orası null olarak görünecek. Bu durumda siz genel müdürü ve CEO haricindeki bütün departmana bağlı olan çalışanları nasıl elde edersiniz? Şöyle düşünün, şurası employee, çalışanlar tablosu, burası departmanlar. Mesela ben normal bir geliştiriciyim diyelim. Buradayım, çalışanlar içerisindeyim. Benim departmanım var, IT departmanı ya da yazılım departmanı ya da Ar-Ge, her neyse, bu bir departman. Şimdi ben bunu elde ettiğim zaman, tamam mı, ortak noktada şunu diyebilirim. Sol tablodaki çalışanlar öncelikli olmak üzere bana bir sorgu hazırla ve sağdaki, yani departmanlarda karşılığı olan, çünkü employees tablosu içerisinde departman ID olacak. Benim satırım, benim kaydımın içerisinde bir departman ID'si olacak. Örneğin 5, Ar-Ge. Bu Ar-Ge departmanı B, yani departments tablosunda olacak. Şimdi ben bunların İki tabloda da kesişen kayıtlarını almak istediğim zaman, yani Ar-Ge 5 nolu ID'nin departmanlar tablosunda bir karşılığı var Ar-Ge. O zaman bunlar kesişiyor. Kesişenleri istediğime göre ben inner join'de, o zaman bu kayıt gelecek. Şimdi de genel müdür ve CEO açısından bakalım. Genel müdürün burada kaydı olacak. Çünkü o da bir çalışan, maaş alıyor. CEO da bir çalışan, sonuçta maaş alıyor. Yani teknik ve yasal olarak çalışandır aslında o da. Şimdi onların da kaydı var ama onların B tarafında, B tablosu yani departmanlar tablosunda bir karşılığı yok. Çünkü employees kayıtlarında herhangi bir department ID'si tanımlı değil. Yani tabii şunu yapabilirdiniz. Yönetim, üst yönetim filan. Böyle departman tanımlarsanız B tablosunda olabilir. Onların da inner join'i olabilir. Onlar da burada kesişen arasına katılabilir ama yani yönetim diye bir departman yok. Yönetim bir departman değildir. Ar-Ge, insan kaynakları, üretim, bunlar departmandır. Şimdi ben burada eğer inner join'de departmanı olan çalışanları getir dersem kesişenler gelecektir ve bu durumda da genel müdürle CEO'yu burada elde etmeyeceğiz mesela.
İhtiyacımız da yok çünkü. Onlar herhangi bir departmana bağlı değil. Bu bir örnek. Mesela şu da olabilir. Bu da başka bir örnek. Ürünler tablomuz var. Bir de ürünlerin bağlı olduğu kategori var. Şimdi ürünler A tablosu, kategoriler B tablosu. Diyorum ki isteğimiz şu. Ürünler tablosunda, yani şöyle diyelim, bir kategoriye bağlı olan, bir kategorinin altında listelenen web sitesinde ürünlerin hepsini getir. Bu ne demek oluyor? Kategorileştirilmiş olmanız bunun web sitesi üzerinde satılıyor olduğunu da gösterebilir. Ya da kategorize edilmiştir. Bu durumda siz ürünler tablosunu, A tablosunu içerisinde her ürünün sütun olarak bir kategorisi olması gerektiğini zaten biliyoruz. Bunların null olmayanları bizim hedef noktamız. Çünkü null olursa o bir kategoriye bağlı değil demektir. Null değilse mesela 7 no'lu bir kategoriye bağlı X ürünü. Bu da bilgisayar olsun. Buradaki kategori tablosunda öyle bir kayıt var mı? Öyle bir bilgisayar diye bir kategori var mı? Var. Onun ID'si 7 mi? 7. O zaman bu teknik olarak kesişen veri anlamına geliyor. Ve inner join'de bu ürünü, yani bilgisayar kategorisinin altındaki ürünü elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer mesela daha önceden ya da şöyle diyeyim, sistemde bir ürün var ama henüz onun kategorisi açılmamış, yani satışa sunulmamış web sitesi üzerinden, sadece sistemde kayıtlı. Bunlar yayında değil diyelim. Yani stok olarak duruyor. Bir hazırlık dönemi vesaire sistemde, neyse. Burada örneğin ne olsun? Giyim alanı. Sizin ürünleriniz var. Ürünler tarafında giyim ürünleri var. Ama bunun kategorisi henüz oluşturulmamış, planlanmamış diyelim. Detaylı bir şekilde alt kategoriler vesaire. O yüzden yayında değil. O zaman siz inner join yaptığınız zaman burada giyim kategorisinin altında olması gereken, öyle planlanmış olan ürünler inner join'de gelmeyecektir. Çünkü bunun karşılığı yok kategoriler tablosunda. Şimdi bunun örneklerini yaparak ilerleyelim.